33. Hadis İslam Hukukunun Esasları. Hazreti Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Eğer insanlara iddiaları üzerine iddia ettikleri şeyler verilecek olursa, bir takım kimseler başka kimselerin malları ve kanları üzerine hak iddia edeceklerdir. Ancak davanın ispatı için delil getirmek iddia edine, ispat edemeyeceği takdirde yemin ederek davacıyı reddetmek de inkar edene aittir. Şeyhülislam İbn Dakikil İd şöyle der. Bu hadis ahkamın asıllarından biridir ve anlaşmazlıklarda başvurulabilecek en büyük kaynaktır. İslam mükemmel bir hayat düzenidir. Sağlam inanç, halis ibadet, güzel ahlak, her hak sahibinin hakkını garanti altına alan, her ferdin kanını, malını ve ırzını koruyan üstün bir hukuk sistemi ondadır. Hukuk anlaşmazlıkları giderecek çözüm getirmede, hakları ortaya çıkarıp onları sahipleri namına garanti altına almak için kesin hükmü vermeden başvurulacak yer olduğuna göre, İslam bunun için hasta ruhlu kimselerin haksızlık yapmasına engel olan ve halkı zarar görmekten, zulümden koruyan kural ve kanunlar koymuştur. İddianın doğru ve geçerli olması için delillerin ortaya çıkmasını şart koşan, iki taraftan her biri için getirileceği hakimin hakkı tanıma ve gereğine göre hüküm vermede esas alacağı delillerin neler olacağını bildiren bu hadis konusunda en iyi örnektir. Şahitlik hakkı ortaya çıkarır ve davacının genellikle doğru olduğunu gösterir. İslam dininde dört türlü şahitlik vardır. Zinada şahitlik, fıkıhta hudut denilen hırsızlık, içki içme, iftira ve öldürme gibi hususlarda şahitlik, mali hakları ispat için alışveriş, borç, icare, kiraya verme gibi yapılan şahitlik, doğum, bakirilik, süt emme ve benzeri gibi erkeklerin genellikle bilmediği kadınlarla ilgili meselelerde şahitlik. Delil getirme yükümlülüğünün davacıya ait olduğunda hikmet şudur. Davacı, açıklığa kavuşturulması gereken gizli bir husus hakkında davada bulunmaktadır. Delil ise bunu açıklığa kavuşturmak için güçlü bir ispat teşkil etmektedir. Davacının delili, davalının delilinden önce gelir. Davalaşma esnasında şartlar gerçekleşmişse hakim bunları dinler. Sonra davalıya sorar. Davalı itiraf ederse aleyhinde hüküm verir. Çünkü ikrar edeni bağlayıcı bir delildir. Eğer inkar ederse hakim davacıdan delil getirmesini ister. Davacı delil getirse onun lehinde hüküm verir. En ağır yeminleri etse bile davalının sözüne veya inkarına bakmaz. Davacı delil getirmez, hasmından yemin etmesini isterse hakim davalıya yemin ettirir. Davalı yemin ederse beraat eder ve dava sona erer. İnsanlara iddia ettikleri için istedikleri verilse, çoğu kimse başkalarının mallarını ve kanlarını iddia ederler. Allah her şeyin adalet temeline dayanmasını ister. Bunun dışındakine razı olmaz. Adaletsizliğin yaygın olduğu toplumlarda huzur ve saadet kalmaz. Zulüm, haksızlık, kargaşa ve terör her tarafı kaplar. Yalan yere şahitlik büyük günahlardandır. Haksızlığa uğrayan kişi için şahitlikten kaçmak da vebaldir.
Bu, hakikatin ortaya çıkmasına mani olmaktır. Yalancı şahitler ile hakimi yanıltarak haksız hükmün verilmesine sebebiyet verenlerin kazancı ancak ateştir. Resulullah şöyle buyurmuştur: "Ben kimin lehine onun sözünü dayanarak kardeşimin hakkında bir şey hükmetmişsem, ona ateşten bir parça kesmişimdir." Hakimin görevi de davayı her yönüyle incelemek için çaba sarf etmektir. Adil olan hakime cennet müjdelenirken, adaletli hüküm vermeyen hakime de cehennem bir tehdit olarak takdir edilir. Resulullah şöyle buyurmuştur: "Hakimler üç çeşittir. Bunlardan bir çeşidi cennette, iki çeşidi cehennemdedir. Cennette olan hakkı bilip gereğince amel edendir. Hakkı bildiği halde hükmünde haksızlık yapan ise cehennemdedir. Bilmediği halde insanlar hakkında hüküm veren de cehennemdedir."